Evet, Medyaskop TV özel yayınından merhaba. Konuğumuz Nuray Mert. Adayları, ittifakları, partileri konuşacağız. Sadece 3 gün kaldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler söyleyeceğinizi çok merak ediyoruz. Biz sizi en son 7 Mayıs'ta burada ağırlamıştık. Muharrem İnce'nin adaylığı gerçekleşmişti. Siz hatta hangi partiye, hangi adaya oy vereceğinizi de açıklamıştınız. O günden bugüne adaylar sahaya indi. Propaganda kampanyalarını yürüttüler artık. Bir iki gün daha yapacaklar ama bir şey kalmadı. Muharrem İnce'nin performansıyla başlayalım. Nasıl buluyorsunuz? Valla benim de çok böyle herkesten çok farklı, çok değişik gözlemlerim ve fikirlerim yok. Size kötü ayarla uğratmak istemem. Ben çok iyi buluyorum. Zaten sahada da gözüküyor ve çoğu insan da bu kanaati paylaşıyor. Yani iktidar partisi destekçileri, yazanı, çizeni dışında. Hatta onlar bile satır aralarında bazen, değil mi? Bazı programlarda rastlıyorum. Evet, o suyu, bu suyu falan diyor. Dolayısıyla yani öyle bir benim çok değişik bir gözlemim yok. Gayet iyi duruyor. Yani ben bu kadar performans beklemiyordum doğrusu. Daha doğrusu çok iyi tanıdığım bir siyasetçi değil Muharrem İnce. Ve çok iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Ama biliyorsunuz ben zaten o zaman da söylemiştim. Ben zaten çatı adayı fikrine karşıydım. İsimlerden bağımsız olarak her partinin kendi adayıyla çıkması gerektiğini düşünüyordum. Seçim strateji, yani sadece ilkesel olarak değil, seçim stratejisi olarak da en doğrusunun bu olduğunu düşünüyordum. Galiba, yani her zaman haklı çıkma iddiasında değilim ama galiba bu da karşı, yani bir haklı çıktım gibi geliyor bana kendi kendime. Çünkü herkes kendi adayıyla çıkınca daha enerjik oluyor, biliyorsunuz. Dört muhalefet partisinin dördünün de lideri çok daha şimdiye kadar olmadığı kadar aktif, dinamik, karşılık bulan liderler. O bakımdan galiba doğru olan buydu ve şimdi onu yaşıyoruz. Şimdi Muharrem İnce'nin performansıyla ilgili iki farklı görüş var. Bir, bu Erdoğan'la bir seviyeli bir polemiği tercih ediyor özellikle. Bunun olumlu mu yansıdığını, olumsuz mu yansıdığını düşünüyorsunuz? Vallahi herkes öyle düşünmüyor. Aksine mesela işte keşke o kadar hani sokak ağzı kullanmasa, o da Erdoğan gibi benzer, ama benzer diyenler sevinerek de benzer diyorlar işte, ancak Erdoğan'la o baş eder, onun gibi biri baş eder. O yüzden de yani çok böyle nasıl söyleyeyim, sizin dediğiniz gibi seviyesiz değil tabii ki, ama böyle hani o dilden çok uzak bir dil kullanmıyor. Farkı, çok benzer bir dil kullanıyor. Türkiye'de de böyle bir dilin karşılığı olduğunu biz görüyoruz. Hem Tayyip Bey'in bugüne kadar popülaritesini de buluyoruz. Hem de şimdi Muharrem İnce'nin popüler olmasını da buluyoruz. Tek farkı belirgin, o dili çatışmacı biçimde kullanmıyor. Kutuplaştırıcı, çatışmacı değil. Tamamıyla tersi strateji izliyor. Ve birleştirici, uzlaşmacı ve Türkiye'nin buna ihtiyacı olduğunu söylüyor. Aralarındaki bence en büyük fark bu. Yoksa dil açısından Tayyip Bey'le çok hatta o zamanlar işte pek çok okumuş yazmışımız da bunun bir iletişim dehası olduğunu falan söylerlerdi. O çok deha falan değil, samimiyet. İşte seçmeniyle, kalabalıklarla karşılıklı bir diyalog kurabilme ve bir alışveriş ve bir tansiyonu hep ayakta tutma gibi özelliklerdi. Bu biraz kişisel tabii, insanların diyalog kurma, iletişim kabiliyetleriyle, seçimleriyle alakalı bir şey. O bakımdan çok benziyorlar. Bu kabiliyeti, bu yeteneği veya bu stratejiyi çatışmacılık yönünde değil de farklı yönde kullanmasının da ben karşılık bulduğunu düşünüyorum. Beni en çok sevindiren arkadaşlar bu seçimde bu oldu aslında. Yani muhalefetin popüler olması, eskisinden çok daha canlı olmasının falan ötesinde muhalefetin liderlerinin aslında hepsinin ama en çok Muharrem İnce'nin ve en çok da Temel Karamollaoğlu'nun çok uzlaşmacı, yani o çatışmacı, kutuplaştırıcı, itiş, kakış, gerilim, korku, korkutma dilinin tam tersini uygulamasına rağmen popüler olması toplumda böyle bir ihtiyaç olduğunu, bunun satın alındığını gösteriyor ki beni asıl son dönemde umutlandıran bu. Yani bizim çünkü seçimden sonra da kim kazanırsa kazansın çok ciddi meselelerimiz var. Ve bu meseleler ancak benim kanaatimce
Ancak yani bir toplumsal uzlaşma barışla, yani Kürtlerle barış, barış derken sadece Kürtlerle barış değil ama öncelikle Kürtlerle barış, insanların birbiri Alevilerle Sünnilerin, hatta onun ötesinde hep bunlar sayılıyor, insanların birbiriyle barışması, yani insanların ilişkileri bozuldu. İnsanlar birbirinden nefret eder bir hale geldi, yani şu partinin destekçisiyle bu partinin. Bu Türkiye için çok üzüntü verici bir işti. Yani klişe diye düşünmeyin ama gerçekten çok kaygı verici. Onun toplum tarafından satın alınmasına ben çok seviniyorum doğrusu. Yani ilerisi nasıl olur bilemiyorum ama şu an itibariyle görülüyor ki insanlar illa hani ne deniliyordu Tayyip Erdoğan'ın şeyine? Ay adam bu işi çok iyi biliyor. İşte konsolide ediyor seçmenini. Kutuplaştırmadan kazanıyor. Yani kutuplaştırmadan bir miktar kazanıyor olabilir. Hala kazanabilir mi tartışılır ama bu bir ülke, bir toplumun siyasal yapısı için, toplumsal geleceği için çok hayırlı bir iş değil. Yani oy almaktan da ibaret değil siyaset. O yüzden ben bu seçim mahallinden şimdilik, yani Allah nazardan saklasın, şu ana kadar böyle devam etti ve çok umutluyum o yüzden. Şimdi medya görünürlüğüne bakarsak Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi medya görünürlüğü çok fazlaydı bu seçim döneminde. Peki bu kampanyası karşılık bulabildi mi? Performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tayyip Bey'im mi? Evet. Vallahi medya görünürlüğü, bakın bu her şey bir eşiktir. Yani bir eşiği aşmayacaksınız. Başka faktörler de var tabii. İktidar yorgunluğu, işte özgürlüklerin kısıtlanması, fazlasıyla pek çok alanda şikayetin, sıkıntının, kaygının, itirazın artması. Ama onun ötesinde bir ayağı da evet medya. Yani medyanın tamamına yakınını zaten kontrol altında tutarken hemen seçimin eşinde hepsini sıkı bir kontrol altına alması, o attığı son adım da dahil ama oraya doğru gidiliyordu. Zaten bence İktidar Partisi'ne ilgiyi düşürüyordu. Yani bunu İktidar Partisi ve Tayyip Bey nasıl kavrayamıyor? Ama zaten bunu kavrarsanız demokrasinin önemini de kavramış olursunuz. Demokrasi böyle aynı, yani aslında sıradan bir insanlara bir arada yaşatma tekniği. Yani insanlar özgür olacak, konuşacak, rahatlayacak ki hani böyle büyük bir kin, nefret, itiraz, öfke biriktirmesin. O yüzden de modern toplumları ancak böyle yönetebiliyorsunuz. Yani özgürlük böyle tamam güzel, yüce bir ideal de aynı zamanda çok pratik de bir şey. Yani bunu anlayabilse zaten başka alanlarda da yani demokrasinin önünü bu kadar İktidar Partisi ve Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı kesmemiş olurdu. Ama yani bunu kavrayamamış gözüküyor. Hele medyada çok daha görünür oluyor tabii. Yani her televizyonu açıyorsunuz. Yani otoriter sistemlerin darboğazı nedir? Hani insanları bunaltır ayrı, artık kendinden de soğutur. Bir şey de budur, bir yönü de budur. Ve akıllıca bir iktidar ve yönetme stratejisi değildir. Yani her televizyonu açıyorsunuz, yani Tayyip Erdoğan sempatizanı bile olsanız, insan her gün baklava da yese sıkılır diye bir sözümüz var değil mi? Veya bunalır mı bir şey? Yani her yerde aynı şey, fazlasıyla abanılmış bir durum ve zaten bu çağda sosyal medyada çok önemli ve tam böyle bir darboğazda sosyal medyanın, ben ki sosyal medya kullanıcısı değilim ama yani etrafımdaki herkes, yaşlı, genç, herkes bütün haberlerini, yorumlarını sosyal medyadan alıyor ve orası güçlendi. Yani başka bir şeyi cazip hale getiriyorsunuz. Zaten teknolojik olarak ve atmosfer olarak o zaten hele gençler için birincil haber alma kaynağıyken siz bütün diğerlerini öldürüp bunu daha da ön plana çıkarmış oluyorsunuz. Zaten gençler televizyon izlemiyorlardı benim görebildiğim etrafımdakilerde. Yani televizyonda verilen bir şey bile yani şeylerinden, bilgisayarlarından, telefonlarından izliyorlar. Şimdi bir de o televizyon hep aynı şeyi göstermeye başladıktan sonra illa böyle çok muhalif olmanıza falan gerek yok. Başkasını merak etmek için, başka bir şeyi merak etmek için. Ben bunun çok mantıksız. Peki, yani hakkaniyetsizin ötesinde kendisini öldüren, kendisine zarar veren bir strateji olduğunu söylemde düşünüyorum. Söylemde de bu problem seçim var mı? Yani sürecini, söyleminde de, yani şu anlamda mesela ben tabii Erdoğan'dan takdir edersiniz ki AK Partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemini her zaman problemli bulan biriyim. Yani yok, ama ve gerekçelerimde yıllarca yok, yazdım. Şu manada mesela seçime çok kısa süre kalmışken millet kıraathanesi, kek, çay, simit gibi konular konuşulması da, yani burada söylemde de ya da söyledik
derinde de... Vallahi insana şunu düşündürüyor şu son dönemden bahsedersek, bu büyük büyük itirazlarımızı bir tarafa bırakırsak. Yani bir insan, ben bu partiyi yanıltayım. Yani ne yapayım de böyle hani daha böyle bir sempatik bakan, bir aradaki insanlar böyle bir an önce kaçsınlar falan dese ancak böyle bir strateji izlenebilir. Yani bu kadar gafa açık, bu kadar kullanılmaya açık. Bir ikincisi de yani tabii Muharrem İnce aldı yürüdü, gençler çok eğlendi bu kek işinden filan. Hani sadece malzeme vermek değil, kendisi velev ki malzeme vermeyen bir şey söylemiş olmasın. Yani bir seçim sattım halinde ve Türkiye bu kadar sıkıntılıyken kalkıp da kıraathaneden bahsederseniz bunun kendisi yani çayı, keki bilmem ne. Yani, kıraathane dediğiniz işsizliği hatırlatan bir şey, bir de emekliler filan yani semtlerde. Yok bizim atalarımızdaki, o da böyle bir ata mata meselesi değil biliyorsunuz, kıraathane 19. yüzyıl gelişmesidir. Onu da böyle bir parantez açıp söyleyelim. Böyle hani birisi çıktı 1000 yıldır kıraathaneler var filan ama işte sonradan değişti, kahvehane oldu. Yok biliyorsunuz yani kıraathane gazeteler çıkmaya başlayınca Osmanlı'da modernleşme sürecinde okuyan yazan insan sayısı da az. Biliyorsunuz ve öyle yani kıraathane denilen yerlerde birisi gazete okur. Herkes de onu dinler. Yani bugünün televizyonu filan, televizyon yok, radyo yok, bir şey yok ve okuma yazma bile yok. Öyle olmuş bir yani kıraathane adının gelmesi, Tayyip Bey birisi herhalde yanlış aktarmış. Kütüphane filan gibi bir işlevi yok. Yani geçmişte de yok. Kütüphane başka bir şey. Modern kullanımı da geçmişte yoktu biliyorsunuz. Geçmişte çok az okur yazar insan vardı ve yani kütüphaneler filan onlarla doluydu. Yoktu semt halkının kütüphaneye filan gittiği de yoktu. Bunlar tarihsel şeyler yani bize mahsus filan değil. Veya olumlu veya olumsuz şeyler değil. Dolayısıyla yani kimin aklından çıktıysa bu kıraathane meselesi hani izahı da hani hem böyle çağrışımı bu. Velev ki yani hakikisi başka bir şey olsun hakikati. Ama hakikati de o değil ayrıca. Hani bu çok geçiyor ortada. Bari bir böyle bir yerde parantez açıp sıkıştırmış olayım. Evet. Bu öyle bir şey de değil. Yani dediğim gibi bir döneme mahsus bir şeydi. Hani bu saatten sonra zaten dediğim gibi artık işsizlik veya emeklilik falan gibi oyalanmak gibi çağrışımların dışına çıkarmak mümkün değil. Bir de baştan dediğiniz gibi yani bu seçim mahallinde bu kadar önemli işler konuşulurken yani böyle bir vaat. Onun dışında bakın ben şeye baktım başından sonuna kadar her mitingi izleyemiyorum yani ne muhalefetin ne iktidarın. Ama Tayyip Bey'in işte Büyük İstanbul mitingini izledim. İnanın bütün bunlara yani işte bu genel havayı da artık izliyor ve biliyor olmamıza rağmen gerçekten şaşırdım yani gözlerime inanamadım. Çünkü orada toplanan kalabalığa sadece kıraathane filmi demek ki opera binası dakikalarca ben yayın kesildi zannettim inanın bir ara odadan çıkmıştım başka bir şey girince dedim herhalde yayın kesildi de bir şey gösteriyorlar yani böyle bir film bir tanıtım filan. Dakikalarca bu gösteriliyor. Kitleden hiç yani sadece böyle olumsuz bir şey değil. Olumlu bir icraat diyelim opera binası. Yani itiraz edenlerin bile kimisinin benimsediği. Ama o bile yani şu dönem için o kadar yani hele de kendi kitlesi açısından önemsiz ki veya Kanal İstanbul'un dakikalarca işte bir milli parkın gene dakikalarca ve zaten kitle de cevap vermiyor. Yani oradan anlamaları lazım en azından. Eskiden bu kadar canlı olan bir kitle. Hatta baktım böyle bu alakası şeylerden bahsedilirken küçük bir grup slogan atma ihtiyacı duydu herhalde bir coşku. İşte ordu işte komutan diye yani ekranda olan bambaşka bir şey. Orada söylenen bambaşka bir şey. Çok ciddi bir kopukluk var. Yani söylemler dediğimiz gibi büyük büyük söylemler kutuplaştırması, işte korkutması, demokrasi adına hiçbir şey vaat etmemesi, aynı devam edeceğini göstermesi, aynı düzenin devam edeceğini göstermesi bir olumsuzluk. Onun ötesinde bir de fazladan böyle hani teknik olarak da seçim stratejisi olarak da hiç akıl kârı olmayan bir yol izlemelerini yorumlamak zor doğrusu. Şimdi siz çatı adaya isim kim olursa olsun herkesin kendi adayını çıkarmasını daha olumlu değerlendirdiğinizi söylemiştiniz. Tekrar ettiniz keza. Şimdi bu endişeli muhafazakarların şu an gidebileceği bir adres var mı? Vallahi endişeli muhafazakardan da bir tek tipi kastetmiyoruz. Biliyorsunuz yani bizim konuşmalarımızın, bizim yaptığımız yorumların filan hep yani bu sadece bizim değil, bütün dünyada da böyle. İster istemez biz bir kişiyi tarif eder gibi yapıyoruz. Buna da mecburuz tek tek insanlardan bahsedemeyeceğimiz için. Ama biraz onu kafamızda bahsederken çeşitlendirmemiz lazım.
Yani endişeli muhafazakar dediğiniz insanlar da tür. Yani işte iyi ekonomi gidiyor filan, işte ben de bir zaten muhafazakar da bir insanım, solcu değilim, bir şey değilim diye veren seçmen de var. Değil mi? İdeolojik olarak yani İslamcı olup onlardan da muhafaza şey yapan, endişeli hale gelenler var biliyorsunuz. Bunlar çeşit çeşit. Dolayısıyla oradaki hani sayısal olarak bir şey bilemeyiz ama bu çeşitler içerisinde yani daha İslamcı işte diyelim böyle bir ideolojik, ilkesel filan manada AK Parti'ye oy verenlerin bir kısmı, dediğim gibi sayıya nasıl bir karşılık bulur bilemem ama bunların bir kısmı Saadet'e de kendini buluyor. Onu görüyorsunuz. Çünkü bu böylesi de var. Yani AK Parti'den umudu kırılmış. Diğer taraftan ortada da seçmen var. Yani dediğim gibi işleri iyi gidiyor. İyi idare ediyor. Ya koalisyonlardan bıktık, o geçmiş hikaye. Onun devamı olan daha ortada kendini sıradan muhafazakar tanımlayan insanlar da AK Parti'ye veriyorlar. Mesela bunların yeri başka bir yer olur. Yani bunların bir kısmı İnce'ye gidebilir. Ama CHP'ye kim olursa olsun ince kalın, ben yani ben CHP'ye yeminliyim, oy vermeyeceğim diyen insanlar için de gene bir seçenek daha var, İyi Parti. Yani bu seçim çok seçenekli bir seçim. Evet. Ve dediğim gibi bu muhalefet liderlerinin hepsi de çok iddialı. Kendilerine yönelen ilgiyi fazlasıyla sarıp sarmalayabilecek ve koruyabilecek liderler. Bu seçimin değişik tarafları bunlar. Dediğimiz gibi bunları şimdi hani sayısal olarak nasıl tarif ederiz bilmiyorum ama dediğimiz gibi endişeli, AK Parti'den gelecek oy var mı dediğiniz zaman bunu çeşitlerseniz biraz daha netleşiyor. Yani ben çeşitli olduğunu düşünüyorum ve en azından 3 kaba taslak şey yaptığım kategori şeklinde düşünürsek 3'ünün partisi var. Veya onun dışında belki bizim hiç aklımıza gelmeyecek nedenlerle AK Parti'ye veren var. Şimdi CHP'nin seçmeni çok sabit arkadaşlar. Haziran 2015 seçiminde de 25 almış. Kasım'da bütün dengeler, diğer dengeler bozulmuş. Kasım'da da 25 almış. Böyle bir sabit, hani laiklik kaygısı olan, işte AK Parti'den hiç haz etmeyen, yani şu korku, irtica korkusu içerisinde falan bununla belirlenmiş büyük ölçüde. Bir de Alevi seçmendir büyük ölçüde. O da çok haklı tarihsel sebeplerle, yani Sünni muhafazakar sadece parti falan değil. Bu şeyin çoğunluğun hoyratlığına maruz kalmış tarih boyunca ve hafızası hep tazelenmiş üstelik de. Sonradan bunların da CHP'de olması, hani Stockholm sendromu falan diyorlar. Bunlar çok saçma işler. Yani öbürü çok daha açıklayıcı. İşte Alevi'den bahsetmiyor, Aleviler ona oy veriyor. Bahsetmiyor olabilir yani. Bu dediğimiz bir arka planı var bu işin. Demek ki onun sabit böyle bir %25 bu bileşenler tarafından oluşan bir seçmeni var. Şimdi Muharrem İnce'yi oradan saymak lazım. Şimdi çok şey söyleniyor, işte kaybedecekti onları, o geri aldı. Yani onu bilmem ben. 1 Kasım'da partinin ne halde olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani kusura bakmasınlar mevcut partililer. Yani değişik bir aday çıkarmadan önceki halini biliyoruz. Ama o değişmiyor. Yani ha çok daha kötü bir iş yaparsa aşağıya belki giderdi. Ama bu biz Kasım seçimini baz alırsak. Ben Muharrem İnce'nin bunun üzerine katacağını düşünüyorum. Yani bu şartta, bu dediğim genel şartlar, hem kendi performansı hem bu her seçmenin biraz daha kendine yakında alternatifinin olması ve ona yönelebilecek olmasının ben tesirli olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi yani sayısal bir tahmin yapmak zor ama yani böyle ben inanamıyorum bazı şeylere, araştırmalara. Yani CHP işte %21'e düşmüştü de 25'e diyor. Onu ölçmedik, bilmiyoruz nereye düştü, ne çıkacak. Ama yani bu parti böyle gayet yani statikocu ve filan yani bir canlılık göstermeden 25 filan civarında aldı en son. Onun üzerine 3-5 ekler diye düşünüyorum ben doğrusu. Biz burada Medyascope'da seçmenin nabzı haberleri yaptık. Birçok şehre de gittik, İstanbul'un ilçelerine de çıktık. Sahaya çıktığımızda en çok merak ettiğimiz konuda en büyük değişim İyi Parti'nin yeni bir parti olarak ortaya çıkması ve tabii tahmin etmesi de en zor parti İyi Parti olarak görünüyor. Siz performansı nasıl görüyorsunuz Akşener'in ve İyi Parti'nin? Vallahi Akşener'in performansını çok göremiyoruz. Haklı olarak şikayet ettiği gibi yani hiç olmaz. Televizyonda yok tabii. Ben sosyal medya insanı olmadığım için ben daha hala böyle gene televizyonda işte böyle bir takım muhalif kanallarda falan çıkanlara bakıyorum. Bazen işte Meral Hanım'ın şeylerini de orada rastlıyorum.
ama daha az görünüyor. Ama yani görüştüğüm, konuştuğum insanlar performansının iyi olduğunu düşünüyorlar. Mesela en son Halk TV'de ben izleyemedim. Uzun uzadıya bir program yapmış. Yani CHP'li insanlar bile, ki benim etrafımda çok var, takdir edersiniz ki ailem. Tam yani şey, keskin CHP'li bir aile ve bütün çevresi ve uzantıları. Onlar bile performansı çok iyiydi diyorlar. Bir kere bakın, Meral Hanım'ın da yaptığı, bir kere Meral Hanım'ın hakkını verelim. Ben milliyetçi siyasetlere çok uzak duran biriyim. Bundan bağımsız olarak ve onun bir kadın olmasından ve kadın dayanışmasından bağımsız olarak Meral Hanım'a aslında çok şey borçluyuz. Şu açıdan, Abdullah Gül formülüne aklının yatmaması dolayısıyla oldu bu işler. Ben biliyorsunuz onun bir felaket olacağını düşünen birisiyim. Ben kendi açımdan diyorum. O yüzden yani bu şu andaki seçim atmosferini, canlılığını, bu adaylı çeşitlemesini Meral Hanım'ın razı olmamasına borçluyuz. O çok önemli bir adımdı. Yani öyle bir şey oldu ki bu seçimde, işte eğrisi doğrusuna denk geldi, o ona razı olmadı, öbürü bir şey oldu filan, bir sürü şeyler dolaştı ortalıkta, isimler. Ve bence en makul olan, seçmen açısından da beklentileri en iyi karşılayacak olan sonuç ulaştı. İkinci Meral Hanım'ın yaptığı şey, bu Erdoğan AK Parti'ye dokunulamaz. Bazı konular tabu konulardır. Yani bazısı Meral Hanım'ın çok saldırgan bir üslup kullandığını düşünüyor. Ama ben yine toplumun çoğunluğunun aslında yani buna prim verdiğini düşünüyorum. Ve böyle bir tabunun yıkılmasına ön ayak oldu bana sorarsanız. Zaten o yüzden de AK Parti en çok hani İYİ Parti'yi engellemeye çalıştı. Çünkü zaten CHP'nin adayı belliydi. Ondan sonra Muharrem İnce de gene aynı şekilde yani Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye eşit mesafeden konuşmak. Yani saldırgan olabilir veya işte çok öfkeli veya biraz daha aklı selim ve sakin olmanın ötesinde en önemlisinin ben eşit mesafe olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de böyle bir eşitlik ve muhalefet de bunu kabul etmiş gibiydi. Arkadaşlar hatırlayın yani. Kusura bakmasınlar ama yani böyle bir düzen kurulmuştu. Evet yani devleti kontrol ediyor, tek parti devleti haline geldik ama muhalefet yani buna riayet etmek zorunda değilken yani böyle bir herkes sanki evet evet yani böyle bir aşağıdan yani hep böyle bir tehdit edilen veya itham edilen ve o da cevap veren bir üsluptu ki bu da aslında muhalefetin şeyiydi, sorunuydu. Bakın yani bir televizyon programında bir yorumcuya işte şey dedi Muharrem İnce, bu soruyu Erdoğan'a sorabilir misin? Şimdi bunda bu çok basit. Benim de aklıma ilk gelen yani ben muhalefet partisi lideri olsam veya milletvekili olsam ilk söyleyeceğim şeylerden biri budur. Bu yıllarca söylenmedi arkadaşlar. Yani bu böyle atla deve bir iş değil. Yani arkanızda böyle bir devlet gücü olması gerekmiyor. Aklın mantığın yolu bu. Yani ona şunu sorabiliyor musun? Bunlar Türkiye'de böyle bir hani devrim niteliğinde şeyler oldular. Zaten bu popülerlik de biraz buradan çıktı farkındaysak. Ve bu açıdan da bu seçim yani bütün yine liderlerin bu eşitlik, eşit yerden konuşma stratejisi açısından çok makul, çok toplumun beklediği, özlediği bir noktaya getirdi diye düşünüyorum. Şimdi HDP ve Demirtaş'a gelecek olursak biraz şu HDP'nin oyunun Demirtaş'tan yüksek olacağı yorumları... HDP'nin hemen şeyini, bir doğum günümdü bir arkadaşım hediye etti. Danıştı. İnadına barış, inadına HDP çok güzel. Yani bu da çok umut vaat edici bir şey. Bakın inatlaşmak kötü bir şey ama barış için inatlaşmak ne kadar güzel bir slogan değil mi? Yani o bakımdan yani Türkiye o çok umut vaat ediyor her bakımdan. Güle güle kullanın. Doğum gününüzü kutlu olsun ayrıca. Şimdi HDP'nin oyunun Demirtaş'tan daha yüksek olacağı konuşuluyor. Bir Kürt seçmenle Demirtaş'ın biraz hem cezaevinde olması fiziksel koşullardan da kaynaklı bir arası açıldı mı? Birinci turda bile İnce'ye vereceğini söyleyenler var. Ya da Kürt siyasi hareketi Demirtaş tartışması var. Ne söylemek istersiniz? Vallahi o uzun bir konudur. Yani eğer hani uzun uzadıya konuşabilirsek belki biraz daha yol alabiliriz. Ama ben şu an itibarıyla Demirtaş'ın daha az oy alacağı öngörülerinin böyle Demirtaş'la ilişkili bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ben Türk siyasetiyle ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani hani Demirtaş'ın ikinci tura kalamayacağı
Çok belli bir yani, matematiksel evet. bir gerçek o. Ve insanlar da gerçekten bu düzenden kurtulmak istiyorlar. Ve muhalefet de bu düzenden, yani evet HDP çeşitli nedenlerle o ittifak içerisinde yer alamadı. Hepimiz de nedenlerini biliyoruz. Ama böyle bir dolaylı ittifak var ki bu da çok güzel. Özellikle CHP ve HDP arasında, Saadet Partisi ile HDP arasında milliyetçiler doğal olarak uzak durmasına sanki rağmen. Sanki özelinde de özel bir durum varmış gibi geliyor sanki bana ama. Valla genelde öyle bir hava var. Dediğim gibi milliyetçi kesimi bildiğimiz nedenlerle ayrı tutmak kaydıyla. Şimdi böyle olunca ve bu ittifak da diyor ki biz parlamenter sisteme geri döneceğiz ve benim en çok beklediğim şeyi söylüyor yani. O da bizim geçmişteki parlamenter sistemimizin de. Yani bizim derdimiz neydi geçmişte? Yani bu mevcut durumu, biz bu son hallere gelmeden önce de mevcut durumu beğenmiyorduk. Türkiye'de demokrasinin eksikli bir demokrasi olduğunu düşünüyorduk. Özgürlüklerin eksikli olduğunu düşünüyorduk. En güzel vaat aslında bu bir öncekine döneceğiz, bu dönemi bitireceğiz değil. Bir öncekinden daha ileri bir demokraside anlaştık demeleri. Yapabilirler, yapamazlar, kazanırlar, kazanmazlar. Ama bu vaat olarak bile çok yani umut vaat edici bir şey. Dolayısıyla HDP seçmeninin de bu vaadi dikkate alıp, matematiksel gerçeği de görüp, Demirtaş'a değil de muhalefet ikinci tura kalacak aday, muhtemelen onun seçmeni İYİ Parti'ye vermeyeceğine göre, muhtemelen CHP'ye, belki Kürt muhafazakarlarından Saadet Partisi'ne oy gelmesi çok anlaşılır bir şey. Yani Demirtaş'la ilgili bir kusur veya bir büyük tartışma filan gerektirecek. Bu seçim bu çerçevede değil. Bilmiyorum başka bir tartışma var mı? Şey, o yüzden dedim ya belki uzun uzadıya bilmediğim bir tartışma vardır. Ama yani çok açıklanması çok çetrefil gibi gelmiyor bana. Olası bir ikinci turda Muharrem İnce'nin şansı var mı sizce? Valla ben çok sayısal tahminler yapan yapabilen birisi değilim. Yapınca da çok çıkar ama. yani ben ondan kaçınırım doğrusu. Çünkü saha bambaşka bir yerdir. Biz genel atmosferi değerlendiririz ve bazen çok denk düşer. Yani çok uzaktan bakış da çok denk düşer. Fakat bu seçimlerde pek çok ilk var dediğiniz gibi mesela İYİ Parti. Yani yepyeni bir parti. Dolayısıyla ölçüm yapmalar çok zor. Ben yalnız çok kaba taslak Muharrem İnce'nin 30'u en azından bulacağını düşünüyorum. Yani dediğim gibi bu sayısal şeyler çok yanıltabilir insanı. Ama yani yaptığım projeksiyonlardan filan. İYİ Parti'nin de ben doğrusu gene uzaktan baktığım için... Acaba yani işte Muharrem İnce ile İYİ Parti arasında mı gidip geliyor ve o daha popüler olunca öbürü gidiyor mu diye düşünüyordum. Çünkü İYİ Parti seçmeni de çok tahmin edersiniz ki şey yapamıyor. İyi bildiğim bir seçmen kitlesi değil. Fakat pek çok insanla konuştum ve İYİ Parti'nin özellikle Orta Anadolu'da çok prim yaptığını söylediler. Hiç benim zannettiğim gibi yani ikisinin arasında oradan oraya geliyor, oradan sonra tekrar geriye gidiyor. Biri daha popüler olunca ondan alıyor gibi bir durumun olmadığını. AK Parti'den oy alabileceğine, AK Parti seçmeninden çok insandan dinledim. Yani bu işleri iyi bilen, sahada olan insanlardan dinledim. Ama dediğim gibi yani bunun sayısal şeyi nedir derseniz, dediğim gibi 8 bilinmeyen de denklem bu yani şimdi şu andaki durum. Ama en azından böyle olması iyi yani. Herkesin daha içine sinen muhalefete oyunu vermesi hem sayısal dengeler açısından daha başarılı olur muhalefet açısından. Hem de demokratik açıdan daha doğru bir şey yani zoraki bir şeye ikna olmaktan. Ben dediğim gibi yani muhalefetin iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum ama yani bu ne yani birinci turda bir başkan çıkmayacağını tahmin etmek için çok fazla hani bilgiç olmaya gerek yok gibi gözüküyor. O fevkalade bir durum olur. Onun ötesinde yani AK Partisi'nden bir hareketlilik olacağını düşünüyorum. Ölçüsünü bilemem ama yani böyle bir hani ben böyle 35'te düşer falan diye diyenlerden biri olamam. Ben o seçmeni biliyorum ve daha, anlıyorum da yani nasıl olur bu kadar şeyden sonra diye. Ama ben 45-46'lık bir konsolidasyonunun MHP ile birlikte. Evet, yani birlikte. Erdoğan. Ya yani Erdoğan olarak.
Yani, tabii MHP'li birlikte. Şimdi diye burada, düşünüyorum. Ama yani dediğim gibi bu spekülasyonları saymayayım. Benim için asıl önem verdiğim diğer şeyler. Tüm Türkiye'nin geleceğini belirleyen şeylerde diğer şeyler olacak. Seçim sonucu önemsiz mi? Çok çok önemli. Ama dediğim gibi yani hani her şeyi sabit tutsanız da şu seçimi yaşamış olmamız bile Türk siyasetinin geleceğine ilişkin çok umut vaat edici bir şey. Hele ki hiçbir şey değişmesin. Her şey sayılar aynı kalsın. Şunu da sormak istiyoruz. Burada 3 hafta önce Bekir Arıdır'ı konuk etti Ruşen Çakır. Onu tabii söyledi. Onlar çok uzman. Evet, ama o başka bir şey. O şöyle bir şey söyledi. Bu seçim aslında Türkiye'nin yapmak zorunda kalacağı seçimlerin kostümlü bir provası dedi. Yani daha geleceğe dönük bir bakışla. Olabilir. Ben de aşağı yukarı zaten öyle bir şey söylüyorum. Evet, evet, yani, evet. Yani onu biraz daha açar başka mısınız? Bir Türkiye. Tam da oradan yani. Türkiye evet yani ben de şimdi insanlar böyle hani çok umut da insanları çok şey yapıyor tabii. Hani bir de böyle bu kadar şeyli serin kanlı yorum yaparsanız kimseyi kesmiyor diyelim tabii o tabirle. O yüzden de şey yapıyorlar. Yani bunu bile kötümser buluyor. Oysa ki ben tam tersine yani diyorum ya seçim sonuçları velev ki yani çok eskisine yakın geldi. Çok umutkar olunması gerekir. Çünkü birçok şey ortaya çıkmış oldu. Demin anlattığımız, tekrarlamayalım. Onun ötesinde muhalefet dediğimiz gibi kendi liderleri etrafında dilini yeniledi. Bakın ben Diyarbakır'a gittim Saadet Partisi'nin davetlisi olarak. Orada Saadet Partisi bir Kürt raporu yayınladı. Ha, oradaki bir toplantıda da zaten Temel Bey'e de yöneltildi. Çok böyle özgür de bir toplantı ortamı oldu. Bu bile çok umut vaat ediciydi inanın Türkiye'nin geleceği açısından. Herkes sorusunu sordu. Hatta biz bu rapor bizi kesmez diyenler doğrudan. Hiç heyecan verici değil diyenler oldu. Kendi açılarından ben o şeyi de biliyorum. Yani beklentileri de biliyorum. Aradaki açığı da biliyorum. Ama onları bir tarafa bırakırsak hem gerçekten Temel Bey'in bütün o üslubu da çok siyaseti çok şey kattığını düşünüyorum yani ve Diyarbakır'da bir kere daha teyit oldu. Yani bütün sorulara Sivas dahil olmak üzere son derece medeni bir şekilde cevap vermesi, böyle bir diyaloğun oluşması. Türkiye'de bunları çok özledik arkadaşlar. İkincisi Saadet Partisi'nin artık herkesin bir Kürt meselesini çözmek gerekiyor noktasına gelmesi. Milliyetçilerin hala tabu konusu. Ama yani umarım onlar da bir noktaya, belli bir noktaya çekilirler. Doğrusu o. Türkiye bir yere doğru gidiyor ve yani bunun gerekleri var. Bunların artık yavaş yavaş algılandığını gösteriyor bize bu muhalefet ve bu seçim tablosu. O yüzden ben çok umutluyum diyorum. Yani öyle olur, böyle olur onu bilemem. Ama sonuç itibariyle şu kadar yaşadığımızın üzerinden konuşursak umutlu olmak için çok neden var. Yani dediğimiz gibi hem Kürt meselesi konusunda hem o dolaylı ittifaklar önemli şeyler. İstediğiniz kadar siz terörle bağlantılandırmaya falan çalışın. Yani hani bir ara neydi? Yani şimdi kusura bakmasınlar eleştireceğim yani. CHP Kürt adını ağzına almıyordu arkadaşlar. Yani bir yani iktidar bunu bir tabu haline getirmişti. Ana muhalefet partisi de bu tabuya uyuyordu. Yani ben Muharrem İnce'yi ilk olumlu bakışımı sağlayan bir partili olması. İkincisi hemen şeyini açıklaması, dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı olduğunu açıklaması. Çünkü böyle bunlar gizli aman bizim aleyhimize kullanılır filan işlerdi. Sonra da Demirtaş'ı ziyaret etmesi. Şimdi bunlar böyle toplum önünde yapılması gereken şeyler. Ve sadece iktidarla sınırlı değil dediğim gibi yani o eşit ilişki konusunda dediğim gibi. Bu konuda da yani iktidar bunu bir tabu konu haline getiriyor. Vay işte Kürt diyen teröristtir. Muhalefet de bundan çekiniyor bir haldeydi. Bunların değişiyormuş olması çok umut vaat edici. Süremiz var biraz. Siz yani aslında zaman kalırsa konuşalım demiştik. Uzun zamandır böyle yazmıyorsunuz. Bir hayatınız nasıl gidiyor? Bu kısmı da merak ederiz. Evet. Onu bana arkadaşlar çok soruyorlar. Galiba öyle bir izlenim var veya benim mizacım değişik. Ya o izlenim doğru değil. Yani çok böyle aktif kamu oyuyla fikir paylaşan insanlarız biz. Televizyon programı, yazı filan bunlar hep değil mi? Bir alışveriştir. Ve güzel bir şey yani. İnsanı tatmin eden bir şey. Ama o olmazsa insan duramaz filan derler. Vallahi ben hiç hayatımda öyle bir yani duramadığım bir dönem böyle bir pek çok kesintiler oldu benim. Yani hem akademik hayatımda da ben talimliyim yani pek çok şeyden. Çok politik bir insansanız öyle sürekli bir meslek sürdüremiyorsunuz. Yani akademisyenlik de böyle, medya şeyi de böyle. Hem talimliyim,
Hem yani ben öyle şey yapmam, böyle küsüp. Yani küsme gibi bir şeyim yoktur. Aa işte madem ben yazamıyorum falan. Ben gene Türkiye'yi takip ediyorum. Gene akademik olarak da yani yapacağım işleri ben her zaman yani dosyalarım vardır, onlara çalışırım falan. Tembelimdir, çok yazı tembeliyim. Çok yazmam akademik şeyler. Ama ben öyle çok düzenimi bozmam doğrusunu söylemek gerekirse. Yani hayat ritmi biraz düşer. Onun da birazcık ona da şeyim yani. Meyyelim. Böyle biraz daha az tempolu zamanlarda onun tadını da çıkarırım. Zaten ikizler burcuyum. Biliyorsunuz bu iki aşırılık arasında ya çok tempolu ya çok sakin falan olabilen diyorlar yani. O zaman bir süre sonra tekrar aktif göreceğiz sizi. Yok yani şart da değil. Yani bilmiyorum, insan böyle her yaşta da acaba o kadar tempolu olabilir mi? Ondan çok emin değilim. Yani hani bir şeyleri paylaşma imkanı olursa paylaşırım. Size de geliyorum yani, hiç nazlanmıyorum biliyorsunuz. Yok o nazlan falan değil. Yani bu çok güzel bir şey. Ama yani çok tempolu bir döneme geri döner mi insan? Yani bu sadece siyasette bağlantılı bir şey değil ki arkadaşlar. Yani evet, ben sansürlü, ilk sansüre uğramış insanım. Yani bundan çok şikayetçi, bu kısmından, özgürlükler açısından şikayetçi. Ama kişisel olarak itiraf edeyim arkadaşlar. Yani benim böyle çok huzurumu filan bozmuyor. Derinden beni şey yapmıyor. Yani dediğim gibi Türkiye'nin geldiği hal. Çok asap bulacağım. Ama bunu söylemeliydim ben tartışma programı izlerken. Ay ben de orada olsaydım da şurada. Öyle bir şey de değilim. Ben iyi bir izleyiciyim yani. Benim en büyük şikayetim mesela bu sansürler, yani ilkesel şeyin dışında. Televizyonda izleyecek insanın kalmaması. Yani hani biri çıksa, ben mesela bir şey söylese benim çok önemsediğim. Çok rahatlarım. Bütün dinleyiciler böyledir. Yani bizi de dinleyenler öyle reaksiyon veriyordu. Ben de öyleyim. Yani benim en büyük şikayetim son zamanlarda, benimki çok eski çünkü zaten. Ben 2011'de medyadan yasaklandım. Yani televizyon olarak da. Sonra kısa bir gün bir Cumhuriyet maceram oldu. Ama yani ana medyadan dışlandım. Onun dışında ama insanları seyrediyordum hiç olmazsa yani birilerini. Hani onlar birer birer, ikişer ikişer, üçer üçer gitmeye başlayınca... Yani hani bir izleyici olarak inanın daha çok mağdur kaldığımı hissettim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sohbeti gerçekten. Sağ olun. Evet, bugün konuğumuz Nuray Mert ile 24 Haziran seçimlerine giderken görüşlerini konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler.